Sevgili dostlar merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda dolar konusunu değerlendirmiştik ve cuma günü dolar fiyatlarının neden bu kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini sizlere aktarmaya çalışmıştık. İsterseniz öncelikle cuma gününe tekrar dönelim ve neler yaşandı şöyle kısaca bir hatırlayalım. 5.46 seviyelerinden güne başlamıştı dolar. Ve ardından gelen Golan Tepesi haberiyle birlikte de hızlı bir yükseliş kaydetmiş. Önce 5.50 seviyesini ardından 5.60, 5.70 ve 5.80 seviyesini test etmişti. Buradan hafif satışlarla geriye gelmiş ve hafta sonuna da 5.76 seviyesinden girmişti sevgili dostlarım. Evet, dolardaki bu sert yükseliş, yani 35 kuruşluk yükseliş, diğer taraftan %6'lara varan yükseliş neden kaynaklanmıştı? Bir tanesi tabii ki ateşleyen Golan Tepeleri meselesiydi. Aynı zamanda Bakan Albayrak'ın açıklamalarıydı. Özellikle acaba bir faiz indirimi gündemde olabilir mi soru işaretinin yanı sıra dövize uygulanan stopaj da yine etkili olmuştu dolardaki yükselişte. Evet sevgili dostlarım, 5.46'dan başlayan yükseliş 5.80'lere kadar geldi. 5.80-5.15 seviyesi test edildikten sonra da hafif bir geriye dönüş oldu. Şimdi gelelim asıl sorumuza. Dolardaki yükseliş önümüzdeki hafta devam edecek mi, etmeyecek mi? Seçimlerden önce sert bir hareketlilik bekleyebilir miyiz, bekleyemez miyiz? Diğer taraftan seçimlerden sadece bir hafta önce dolarda böyle bir sert hareketin yaşanması, uluslararası bir takım dış güçlerin AK Parti üzerinde ya da iktidar üzerinde bir oyunu mudur, değil midir? Bütün bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Teknik olarak dolar tekrar yükseliş trendine girdi. Temel noktaları biraz sonra söyleyeceğim ama teknik olarak bakıldığı zaman dolar yükseliş trendine zaten 5.40'ın üzerinde kaldığı her gün girmişti sevgili dostlarım. Ancak 5.50 seviyesi kritikti ve 5.50 yukarıya doğru kırıldı. 5.50'nin kırılmasıyla birlikte zaten bir anda 5.80 seviyeleri görüldü. Yine teknik olarak konuşalım. Önümüzde bir 5.97 noktası var. Eğer ki 5.97 noktası kırılırsa 6.80'e kadar doların üstü boş sevgili dostlarım. Yani eğer ki 5.97 de pazartesi veya salı günü kırılırsa yapılan açıklamalar, gelen veriler, uluslararası baskılar ya da yurt içinde oluşabilecek baskılarla 5.97 seviyesi kırılırsa yukarıda 6.80'e kadar boş sevgili dostlarım. Yani 6.80'e kadar ani bir sıçrama görülebilir dolarda. 6.80'e giderse ne olur? 6.80 test edilirse ve 6.80 güçlü bir şekilde yukarıya doğru kırılırsa hemen 7'nin üzerine atacaktır dolar kendisini ve 7'nin üzerinde kalmaya çalışacaktır. 7'nin üzerinde kaldığı her gün önce 8.5 ardından da 10 seviyelerini işaret ediyor teknik olarak bakıldığı zaman. Tam 10 değil, 10.20 seviyelerini aslına bakarsanız işaret ediyor. Şimdi temel verilere bakalım. Peki Türkiye'de dolar neden yükseliyor? Sadece dış güçlerin etkisi mi? Bir takım dolar lobileri mi var? Yoksa gerçek anlamda Türkiye'nin kırılganlıkları mı çok fazla arttı? Elbette ne yazık ki sorunun cevabı ikinci şık. Yani Türkiye'nin kırılganlıkları çok fazla arttı sevgili dostlarım. Onun için her olaya çok sert tepkiler verebiliyor. Bakın S-400 meselesinde de yine Türkiye'nin kırılganlıkları gündemde olduğu için bir anda dolarda hareketlilik gözlenmişti. Fed'in olumlu açıklamasına rağmen, belki de 2019'da hiç faiz arttırmayacağım demesine rağmen Türkiye'de dolar 5.40'ın altına gevşemedi. 5.41'de kendisini sabitledi ve sadece bir gün orada kaldıktan sonra yukarıya doğru en küçük bir haberle 5.80'i test ediverdi sevgili dostlarım. Peki bunun yanına başka ne koyabiliriz? Türkiye'nin risk primi, yani CDS'leri uluslararası piyasalarda 400'e dayanmış durumda. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim sizlere. Bu 400 bas puan çok tehlikeli bir sınır sevgili dostlarım. Yani şunu diyorlar bize, siz borçlarınızı geri ödemeyebilirsiniz.
Onun için biz sizin devlet tahvillerinize güvenmiyoruz ve sizin devlet tahvillerinizi yüksek faiz oranlarıyla başkalarına devretmeye çalışıyoruz. Onun için de risk primleriniz yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Eğer ki CDS oranları 400'ün de üzerine çıkarsa, ki şu sıralar 380 civarında, 400'ün de üzerine çıkarsa dolardaki yükseliş devam edecektir ve 6.80 seviyesinin kırılmasını da kolaylaştıracaktır sevgili dostlarım. Yine iki önemli uyarı var. Biz bu uyarıları siyasi nedenlerle şu anda kale almıyoruz. Seçimi atlatmaya çalışıyoruz. Nedir bunlar? Birisi kredi derecelendirme kuruluşlarının uyarıları. Bir diğeri de IMF ve OECD gibi büyük kurumların, yani dünyada söz sahibi olan ekonomi kurumlarının Türkiye ile ilgili yorumları ve uyarıları. Ne diyorlar? Türkiye büyümede yavaşladı. Bir an önce bu konuyla ilgili çözüm bulmalı. İki, ne diyorlar? Türkiye'nin kırılganlıkları aşırı derecede arttı. Hem yurt içi hem yurt dışı siyasi gerilimler nedeniyle, aynı zamanda makroekonomik problemler nedeniyle bu kırılganlıkları acil çözmesi gerekiyor Türkiye'nin diyorlar. Türkiye ne diyor? Bizim bir problemimiz yok diyor. Ama ortada ciddi bir problem olduğunu görmemezden gelmek büyük bir saflık olur sevgili dostlarım. Peki yurt içine geri dönelim isterseniz. Yurt içinde neler var? Türkiye'de işsizlik problemi var. Türkiye'de piyasa daralması problemi var. Türkiye'de borçların çevrilememesi problemi var. Türkiye'de batık kredi problemi var. Türkiye'de enflasyon problemi var. Türkiye'de faiz problemi var. Türkiye'de batan firmalar problemi var. Yani konkordatolar problemi var. Türkiye'de sürekli artan bir gerilim problemi var. Ve bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin ciddi anlamda iç problemlerinin olduğunu ve dolar üzerinde baskı yapacak kırılganlıkların olduğunu görüyoruz. Yani biz kısa vadede bir hafta içerisinde 1 liralık bir yükseliş görürsek şaşırmayalım sevgili dostlarım. Ve 1 lira öyle çok da yüksek bir rakam değil. Bakın bugün 5.80 seviyesinde olan doların 6.80'e gelmesi, yani sadece 1 lira artmasından bahsediyoruz ki çok mümkün bu. Ama 6.80 seviyesi de çok kritik sevgili dostlarım. 6.80 kırılırsa önce 7, sonra 8.5, ardından da 10-20 seviyelerini görebiliriz. 10.20'den bahsediyorum, 20 liradan değil. 10.20 seviyesini görebiliriz. Ve Türkiye dolarda bu seviyeyi görürse ekonomik krize resmen girmiş anlamına gelir. Çünkü büyük bir finansal krizi beraberinde getirir dolardaki 10-20 seviyesi. Borsada büyük bir çöküş olur ki borsayla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Altında ciddi bir yükseliş olur. Dolar kuru zaten yüksek. İşsizlik daha da artar. Piyasa daha da daralır. Enflasyon oranları daha da yükselir. Enflasyona bağlı olarak faiz oranları da daha fazla yükselir. Ve bu bütün sektörleri Türkiye'de olumsuz olarak etkiler sevgili dostlarım. Ve bunun bir adım ötesinde çok ama çok fazla imtiyazlı IMF anlaşması gündeme gelmek zorunda kalır. Bakın, çok ama çok fazla tavizli IMF anlaşması diyorum sevgili dostlarım. Yani nedir bu? Varlık fonunun içerisindeki tüm varlıkların devredilmesi, tüm gelir modelinin IMF'ye açılması, bir nevi duyunu umumiye. Yani Osmanlı'nın son dönemini Türkiye bugünlerde yaşayabilir ve çok ciddi, çok uzun bir kriz döneminin ardından da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir Türkiye. Peki bununla ilgili Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Acilen siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda çok önemli reformlar yapması gerekiyor sevgili dostlarım. Bir sonraki videomda da hem dolar konusunu, hem altın konusunu, hem de Türkiye'de bir ekonomik kriz söz konusu mu değil mi konularını sizlerle işlemeye çalışacağım. Bu videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı da bekliyorum sevgili dostlarım. Görüşene kadar hoşça kalın.